Evet kıymetli seyircilerim, şimdi bir de gelin bakalım ikinci el fiyatlarına bir bakacağız. Ne oluyor, ne bitiyor? Çünkü ev sahibi azaldı, kiracıların sayısı arttı. Neden? Nedenler 3 aşağı 5 yukarı belli. Konut kredi faizlerinin uçuşa geçmesi, aynı zamanda mevcut haliyle konutların zaten pahalı oluşu, tüm bu etkenler yan yana geldiğinde artık vatandaş konut almakta inanılmaz derecede zorlanıyor ve artık konut almanın hayale dönüştüğü Türkiye'de de kiracı sayısı aynı paralelde artış gösteriyor. Bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine yansıyor. Şimdi önce ikinci el konut fiyatlarına bir bakacağız. Aşağı yönlü ivme devam ediyor. İkinci el konut fiyatlarındaki düşüşü doğrulayan gayrimenkul sektörü yetkilileri bu düşüşün %15 ile %30 aralığında gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Şimdi ikinci el konut fiyatları neden düşüyor? Çünkü konut sahipleri konutlarını satmak istiyor. Ancak fiyatlar yüksek olduğu için alıcı bulamıyor. Alıcı da uygun krediye ulaşamıyor. Bunun üzerine söz konusu ev sahibi daha önce ilana verdiği fiyatları aşağı yönlü güncelliyor. Yani fiyat düşürüyor. Farz-ı mahal. 10 milyona satıyordu 4 ay önce, şimdi 8 milyona indiriyor, 7,5'a kadar indiriyor gibi gibi. Yani %30 ile %15 arasında bir parametreden söz ediyoruz. Konut fiyatlarındaki gerileme ülke geneli %14.1, İstanbul %16.1, İzmir %13.6. Burada konut fiyatlarında bir gerileme kaydedilmiş. Nakit paranın önemi burada şu anda ortaya çıkıyor. 5 milyon liralık bir ev %20 iskonto pazarlıkla 4 milyon liraya alınabiliyor. Nasıl olduğunu anlatayım size. Şimdi diyelim ki bir vatandaşın köşede birikmiş 3 milyon lirası var. Şimdi diyor ki ev sahibine, bak diyor, bende 3 milyon lira var, sen bu evi 4'e satıyorsun. Hadi gel bunu 3 milyona in. Ne ben gidip bankada krediyle uğraşayım, ne iş bir ipoteğe dönüşsün. Kendi aramızda anlaşalım. Hem de daha hızlı bir alışveriş olur. Bu da ev sahibinin işine geliyor. 4 milyondan tamam diyor. Madem senin elinde hali hazırda 3 milyonun var, ben 3 milyona iniyorum, bu evi de sana satıyorum diyor. Böylelikle kredi çekebilir mi? Bu faizlerle krediyle başa çıkabilir mi? İpotek olur mu olmaz mı teferruatları bir şekilde gündemden çıkmış oluyor. Düşüşün sebepleri nelerdir? Vatandaş yatırım rotasını yüksek faizli mevduatlara çevirdi. Evini satıp faize yönelenler bile oldukça fazla. Mesela bir ara konut fiyatları yükseldi ya, inanılmaz bir anormalite oldu. Vatandaş o evi 1 milyona almıştı. Evinin değeri bir anda 8 milyon oldu. Hemen gitti evi 8-9 milyona sattı ve gitti faize yatırdı. Şöyle bir mantık yürütüyor ev sahibi. Aynı zamanda bir yatırımcı, öyle de düşünün. Ya diyor ki, ben bu 8 milyonluk dairemi şu anda kiraya ortalama 15 liraya verebilirim. 15 bin liraya. 15 bini de 10'la çarptığımı 180, 12 ile çarptığımı 180 bin liraya. Ben şimdi bunu satıp 8 milyon lirayı vadeye yatırsam, tamam mı? Ben bunun 3 katı kazanırım. Yani ben 8 milyon lirayı 3 aylık vadeye bile yatırsam, mevduat faiziyle yatırsam, o para olacak bilmem kaç yüz bin lira. Ben bir kiracıdan bunu ancak 4 yılda toplayabilecekken, ben bankadan bunu 6 ayda toplarım ve kar ederim diyor. Böyle dediği için de söz konusu tablo işte ortaya çıkıveriyor. Yani düşüşün önemli sebeplerinden biri de bu olarak gösteriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı aile istatistiklerine göre Türkiye'de ev sahipliği oranı gerilemeye, kiracılık oranı artmaya devam ediyor. 2014'te %61.1 olan ev sahipliği oranı 2023'te %56.2'ye geriledi. Bu dönemde kiracı oranı %20.9'dan %27.8'e yükseldi. Vatandaş ev alamayınca, konut satın alamayınca mecburen kiracı oluyor. Mecburen kiracı olunca da her ne kadar yüklü kredi taksitlerinden kurtulmuş olsa dahi hemen hemen onu zorlayan ev kiralarıyla, ev kiraları oranlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Mevzu 3 aşağı 5 yukarı böyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun bize anlattığı rakamlar. Şimdi